TV48 ekranlarından herkese merhabalar. Yepyeni bir program olan Muğla Emlak Piyasası'nın ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu anda Tuzabat'tayız. Burada 131 metrekarelik hafif çelik bina yapılıyor. Ancak iddialara göre bu bina hiç de hafif değil. Detaylarına bakacağız. Binanın maliyetini ve kaç günde tamamlandığını inceleyeceğiz. Hadi hep birlikte programımızı izleyelim. Bu projenin yüklenicisi Fatih Bey ile birlikteyiz. Fatih Bey, sizden ricam, bize Fado Prefabrik'i biraz anlatır mısınız? Merhabalar, bu arada hoş geldiniz. Fado Prefabrik Ankara merkezli bir firmadır. Biz Ankara merkezde Kahraman Kazan'da fabrikamız var. Müşterilerimiz Türkiye genelinde bizlere hayallerini, bizlere gelecekteki oturacakları, yuvalarını tarif ediyorlar. Bizler de ona göre tasarımlarımızı yapıyoruz ve bölgelerine gelerek bir hayali ortaklaşa müşterilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Ankara Kahraman Kazan'da, fabrikamız oradadır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, projeleri doğrultusunda statik hesapları yapılarak fabrikamızda üretimlerimizi tamamlıyoruz ve bölgelerine gelerek hafif çelik binamızı müşterilerimize buluşturuyoruz. Şu anda da Muğla Milas'tayız, Tuzabat'tayız. Burada da bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Birazdan projenin detaylarına ineceğiz ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Fado Prefabrik'in buradaki, daha diğer ilçelerde de, her türlü yerde de yine bu evleri yapma imkanı var mı? Biz sadece bunu Muğla Milas olarak düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye geneli yapmış olduğumuz projelerimiz vardır. Edirne'den Ardahan'a, deprem bölgesinde Hatay'a, Adıyaman'a, Kahramanmaraş'a, Gaziantep'e, Kocaeli'ne, hatta Lüleburgaz'a, Sinop'a, Şırnak'ta da müşterilerimiz var. Türkiye'nin tamamına hakim bir olarak bu sektörün içerisinde varız. Yaklaşık olarak 16-17 yılı geçkin bu sektörün içerisinde varlığımızı sürdürüyoruz. Şu anda burada normalde personellerimiz olması gerekirken bizzatihi kendim buraya geldim. Bizzat bu bölgede ilk defa yapacağımız için de bu projelerimiz bizim için, firmamız için, birer referans olduğu için örnek teşkil ediyor. O zaman Fatih Bey, hafiften bu binayı incelemeye geçelim mi? İncelemeye geçmeden önce istersen çatıda biraz yürüyelim. Kendiniz bir bakın. Biz buna hafif çelik diyoruz ama bence pek de hafif değil. Şimdi ben biraz burada aslında zıplamak istiyorum. Müsaade var mıdır? Sevgili kameraman arkadaşım, ben burada biraz zıplamak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Çat diye göçmüyor herhalde. Göçmez değil mi? Beraber. Hala gidelim mi Fatih Bey? Yani şimdi Fatih Bey, burada o zaman diyoruz ki şöyle bir çeliği de gösterebilir misin sevgili Furkan? Buradaki çeliği de sizlere göstermek istiyorum. Aslında burada bayağı sık, yoğun bir şekilde çelik var. Doğru mudur? Bu bizim şu anda hem çatımız. Size anlattığımız kadarıyla hazır çatıdayken aslında çatıdan da giriş yapmış olduk ama buraya daha kiremitler gelecek. Daha buraya mebranlar düşecek. Hızlıca o zaman binanın en üstünden başlamış olduk. Bir burayı anlatır mısınız bizlere? Şimdi şöyle düşünün. Şu anda biz binanın çatı kısmındayız. Çatı kısmında çatı panellerimiz tamamlandıktan sonra OSB dediğimiz, yani şu an ayaklarımızı basmış olduğumuz ağaç parçacıklarından oluşan yonga levhayla çeliği sıklaştırıyoruz. Çeliğin mukavemetini artıracak, çeliğin daha güçlü olmasını sağlayabilecek bir malzemedir bu. Bunun akabinde biz bunun üzerine membran kaplaması yaparak aslında su izolasyonunu, bir kısım da ısı izolasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Sonrasında işte yağmur oluklarıdır, derelerdir, müşterinin talepleri doğrultusunda gerekirse kenet çatı, gerekirse ondülün kaplama çatı, gerekirse shingle kaplama çatı yapılabiliyor. Ama bu bölgedeki, şu an bu projemizde kiremit çatı uygulaması yapılacak. Bu kiremit çatı uygulaması yapıldıktan sonra artık bizim binamızın çatısıyla alakamız kalmış olmayacak. Aşağı ineceğiz. İndikten sonra duvar kaplamalarını yaparak, izolasyonlarını yaparak artık aşama aşama bu projemizi tamamlamaya gideceğiz. Şimdi sıra geldi. 131 metrekarelik hafif çelik binamızı gezmeye. Evet. Fatih Bey, sizin rehberinizle isterseniz binamıza giriş yapalım. Tabii ki, buyurun, beraber geçelim. Buyurun. Burası ana giriş kapımız binamızın. Dış duvarlarımız 14'lük, iç duvarlarımız 90'lık olacak şekilde tasarlandı. Statik hesap bu şekilde çıktı. Normalde tek katlı binalarda dış duvarlarımız 90'lık, yani 90'lık dediğimiz 9 santim. Hı hı. 14'lük, yani 140'lık dediğimizde 14 santim olmuş oluyor. Girişte bu kısımda vestiyerlerin olmuş olduğu bir ana girişimiz var. Ana girişimizden girdikten sonra binamızın sol tarafında müşterimizin projesinin talebine göre bir odamız mevcut burada. Hı hı.
Buraya girdiğimizde yine normal betonarme binalarla kıyaslayarak hareket edelim biz burada. Hiçbir fark yok. Sadece taşıyıcı sistem farkı var. Onda kolon ve kirişler var. Bizi tamamen çelik örgüdür. Bir virgül atmak istiyorum. Tabii. Yani burası tamamen projeli bir bina değil mi? Tabii, statiği projeli. Hesaplandı, her türlü ihtiyacı hesaplandı değil mi? Ve evet. Ona göre dikiliyor şu anda. Şöyle düşünün, bu binada hata yok. Yani usta çimentodan alabilir, demirini az katabilir. İşte tutup da malzemesini ayarlamasında problem yaşayabilir. Burada öyle bir şey, hiçbir şey yok. Tamamen statik hesabı yapılarak üretilen bir binadır. Bizim makinalarımızda statik hesap yapılmadan makine roll formdan üretim yapmıyor. Hı hı. Yani şu malzemeyi buraya kullanmayın, bu malzemeyi almayın, bunun yerine bunu kaydırayım. Öyle bir imkan yok. Taşınmadığı zaman sistem üretim olmuyor. Çok şöyle güzel. Anlatayım size. Bunlar bizim rüzgar ve deprem çaprazlarıdır. Tüm köşelerimizde bunlar mevcuttur. Bu binanın statik olarak baktığımızda taşıyıcı sistemin, depremin yataydan ve düşeyden geldiğini düşündüğümüz takdirde bunlar hem yatay yükü hem düşey yükü karşılıyorlar. Aynı zamanda rüzgar yükü hesaplanarak yapılıyor bu binalar. Yani insanların konuştuğu gibi bina sallanıyor mu, binadan ses geliyor mu, bina taşımayabilir mi, acaba sıkıntı yaşayabilir miyim? Onların hepsi tamamen söylentidir. Neden söylentidir diyorum? Siz işinizi sağlam yapıp statiğine göre yaptıktan sonra bir problem yaşamazsınız bu binalarda. Bu köşeyi her köşede dediğiniz her gibi köşe. Binanın her köşesinde bunu uyguluyorsunuz. Ve bunu anladığım kadarıyla mesela burası yatay eksende, burası dikey eksende çalışıyor. Evet, çift yönlü çalışıyor bu köşede. Çapraz olduğu için de hem alttan hem üstten gelebilecek her türlü yükü karşılayabiliyor bu çaprazlarımız. Hı hı. Biz tüm binalarımızda S280 galvaniz çelik kullanıyoruz. S280 diğerlerinden daha üstün bir çeliktir. Çekme mukavemeti daha fazladır. Ve bundaki galvaniz oranı diğer çeliklere göre daha üstündür. Bu depremin, rüzgarın, artık kasırganın, aklınıza gelebilecek her türlü dış etkenlerin tamamına karşı daha dayanımlı bir çeliktir. Daha ekonomik yapılar yapıldığı için piyasada, daha ekonomik yapılar kullanıldığı için S220 kullananlar var, alçıpan çeliği kullananlar var. O yüzden çelikte en önemli etken çeliğin kalitesidir. Biz S280 kullanıyoruz. Deprem bölgesinde de kullanmış olduğumuz çeliklerin tamamı S280'dir. Ve biz onlarla da okul yapıyoruz. Şimdi S280'le biz burada konut yapıyoruz. Yani bu S280'i siz özel olarak getiriyorsunuz. Fabrikalarınızdan evet. Özel olarak evet. Getiriyorsunuz. Evet. Bu sizin kendi fabrikalarınızdan çıkan bir malzeme. Kendi fabrikamızdan üretiyoruz. Yani kendi roll form makinalarımız var. Ve bu roll form makinelerinin üzerinde statik hesap yapıldıktan sonra üretiliyor bu binanın tamamı. Orada tamamen birleştiriliyor. Birleştirdikten sonra paketleniyor. Buraya geliyor. Biz sadece Lego gibi burada birleştirmelerini yapıyoruz. Pencerelerimize de bir değinmek istiyorum. Benim böyle bir hoşuma gitti açıkçası. Buralara pencere hesaplamaları da yapılmış. Evet. Peki bunlar yine müşterinin isteğine göre boydan boya her türlü şekli alabiliyor muyuz? Evet. Yani statiğe onun artısı eksisi nasıl oluyor pencere boşluğu? Can Bey şöyle düşünün. Şimdi bizim tüm binamızın tamamında tüm fikirleri müşterimizin talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Kat planımızı çıkartıyoruz. Kat planımız çıktıktan sonra kendisi ben bu odamda komple cam istiyorum. Ben bu odamda cam istemiyorum. Burada ters tavan istiyorum. Ben burada tavan istemiyorum. Her şey müşterinin talepleri doğrultusunda alıyoruz. Aldıktan sonra statik hesap yapıyoruz ve müşterimize şunu diyoruz. Bakın siz burada bunu istediniz ama binamız burada taşımıyor. Bunun yerine şunu yapmak zorundayız diyoruz ve müşterimizi bu doğrultuda ilerleyerek hareket ederek doğru hizmete, doğru amaca hizmet edebilecek şekilde statik çıkıyor. Ve müşterinin de tüm talepleri de gerçekleşmiş oluyor. Tabii. Şu an bu odamızda gördüğünüz gibi 200 yani 2 metreye 2.20 tarzında düşündüğünüz zamanlarda açılabilir bir pencere var. Bir tane sabit penceresi var burada. Hı. İç duvarlarımız biraz önce de bahsetmiştik. 90'lık 9 santim, dış duvarlar 14 santim. Şimdi dış duvarlara bir bakalım, beraber bir bakalım. Şu kısımdan gelelim. Aslında diğer odada gösterecektim size. Bu binalarda hiçbir hataya gerek duyulmadan yapılan binalar olduğu için terazimizde binamız komple teraziye alınıyor. Yani burada pencereci geldiği zamanlarda ya da alüminyum doğramacı geldiğinde, kapıcı geldiğinde ölçüm uymadı, burayı kırayım diye bir ihtimal yok. Tamamen net ölçüdür. Direkt ve bu net ölçü direkt geldiği gibi Lego gibi direkt yerine koyabiliyor. Şimdi bu 14 santim dediğimiz çeliğin dışında OSB kullanıyoruz. OSB'nin dışında nem bariyeri kullanıyoruz. Nem bariyerin dışında çimento esaslı yonga levha dediğimiz fiber sementtir, betopandır. Bu malzemeleri kullanıyoruz. Yeri geldiğinde bordeks uygulaması yapıyoruz. Lakin bordeks uygulaması yaparken de yine OSB ve nem bariyeri kullanıyoruz. Bu detay çok önemli. Çünkü OSB binanın dışındaki etken olarak baktığımızda çeliği zırh gibi tutan malzemedir. Onun akabinde de nem bariyeri kullanıyoruz ki dışarıdaki iklim koşullarına göre
nemli, rutubetli, soğuk ve sıcak havalarda içeriye herhangi bir şekilde hava temas etmesin, havanın etkenleri dışarı temas etmesin diye kullanılıyor. Dışında da artık binanın süsü dediğimiz Bordex uygulaması yapılabiliyor. Bordex uygulamasının dışına sıva yapılabiliyor. Ama biz genelde Bordex'ten ziyade fiber sement dediğimiz, çimento yosaslı, yonga leha dediğimiz bu malzemeyi kullanıyoruz. Daha desenli, daha şık olabiliyor. Bu binalar daha estetiktir. Daha kullanışlıdır, daha pratiktir. Ve insanların isteklerini çok kısa bir sürede tamamlayabilir binalar. Dediğiniz gibi paketleniyor, ondan sonra size getiriliyor. Evet. Siz bu binaları nasıl inşa ediyorsunuz? Burada büyük büyük duberler görüyorum. Bunları biraz bize anlatır mısınız? Şöyle düşünün. Aslında biz binamızı üretmeden önce bir temel planı hazırlıyoruz. Temel planını müşterimize gönderiyoruz. Müşterimize diyoruz ki siz bu temel planını uygulayacaksınız. Bu temel planını uyguladıktan sonra biz geleceğiz. Binamızı ona göre montajını yapacağız. Burada müşterimizin uygulayacağı temel planı doğrultusunda biz binamızı getirip kuruyoruz. Ama yine kontrol bizim elimizde olmuş oluyor. Yine biz gelip ölçümlerimizi yapıyoruz ve son kontrollerimizi yaparak üretim tamamlanıyor. O şekilde bina geliyor. Binamız geldikten sonra müşterimizin yapmış olduğu su basman beton olarak biliniyor ama temeldir bu. Temelimizin üzerine binamızın dış akslarını çakıyoruz. Çaktıktan sonra sabitlemeler yapıyoruz. Bu binada zemindeki temele tutabilmek için bu bölgede görmüş olduğunuz çelik düberlerle binamızı yerlere sabitliyoruz. Çelik düberlerle sabitlendikten sonra komple tamamen tüm aksımız alınarak kurulum tamamlanıyor. Bu düberlerin sıklığı ve miktarı nasıl yapıyorsunuz? Hepsi, yani bunu neye göre biliyorsunuz? Bunu hiçbir şekilde kafamıza göre yapmıyoruz. Bizde her şey statik hesap doğrultusunda yapılıyor. Örnek veriyorum şuradan. Bir OSB'den örnek veriyorum. OSB'nin bir tabağında 30 tane vida olması gerekiyor. Her şey sayılıdır. Her şey sistematiktir. Sistematik olarak düşündüğümüzde bizim bu binamızda malzemeden kaçma, işte insanlara karşı daha ekonomik kullanabilme diye özellik yok. Bizde insanlara tabut değil, affedersiniz herkes tabut olarak düşünüyor ama biz konut veriyoruz ve bir hayali gerçekleştirmek için buraya gelmiş bulunuyoruz. Ve insanlara en kalitelisini nasıl hizmet olarak verebiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Çünkü biz bu binalara 2 yıl kendi garantimizi veriyoruz. 2 yıl boyunca bu binalarda çatlaklıktır, akmadır, duvarlarda en ufak bir problemdir kesinlikle olmayacağını bildiğimiz için de yine biz bu garantimizi veriyoruz. Aynı zamanda 15 yılda bu binaların tamamen kontrol olarak baktığımızda fenni mesulüğümüz var bizde. Bu binalar öyle kısa ömürlü bir binalar değildir. Bu binalar 100 yıl, 150 yıl yaşayabilecek binalardır. Avrupa'da Hollanda'ya baktığınızda, Balkan ülkelerine baktığınızda, Kanada'ya baktığınızda, Hırvatistan'a baktığınızda, bütün ülkelerde, Fransa'da, İtalya'da tamamen hafif çelik sistem vardır. Lakin bizim ülkemizde bu sistem yeni yeni yaygınlaştığı için insanlarda o beton yapılaşmadan dışında alternatif bir ürün olduğu için insanlar şunu düşünüyor. Acaba kağıt gibi bir bina mı? Acaba sallanır mı? Acaba kafama yıkılır mı? Ben yanlış mı bir yatırım yapıyorum? Sonuçta insanlar dişinden tırnağından paralarını biriktirerek bir ev sahibi olmak istiyorlar. Biz de bu ev sahibi olacak da bu insanlara en doğruyu, en kaliteliyi nasıl sunabiliriz? Onun için biz bu bölgeye geldik. O zaman şunu soralım. Çelik duvarlarımızı vesaire çaktıktan sonra aslında önce bir dış cepheyi, ana cepheyi yapıyoruz. Evet. Ondan sonra bunlara mı geçiyoruz? Neydi bu malzemenin OSB. İsmi? OSB'ye geçiyoruz. OSB'nin peki olayı nasıl işliyor? Ne kadar bir sürede zamanımız alıyor? Aslında birazcık zamana da gelmek istiyorum. Böyle bir evi süreç olarak ilk bunu çekiyoruz, sonra bunu çekiyoruz, sonra bunu yapıştırıyoruz dediğimizde tamamlanması ortalama ne kadar sürüyor? Mesela bu 130 metrekarelik bir ev, böyle bir evi teslim etmek ne kadar sürüyor? Normalde tek katlı binalarda bizim süremiz 20-25 gün. 20-25 günde biz evi komple tamamlayıp bitirip müşterimize teslim ediyoruz. İki katlı binalarda da maksimum 45 gün veriyoruz. Aslında insanlar sıvacıyla, boyacıyla vesaire hiç kimseyle uğraşmadan 20 günde ev sahibi oluyorlar. Tek katlılarda. Çift katlı düşündüğümüzde 45 gün diyoruz ama yine bir ayda bitiriyoruz biz bunu. Ve bir ayda ev sahibi olmuş oluyorlar. Betonlar gibi, beton binalar gibi 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay yıllarca sürebilecek bir yapılaşma bizde yok. Kısa sürede insanlara ev sahibi yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten de süre olarak bu çok güzel. İsterseniz biraz daha ilerleyelim. Tabii ki. Binanın farklı yerlerine girelim. Ayrıca yavaş yavaş aslında değinmek istediğim bir nokta da var. Biliyorsunuz ki az önce de bahsettiğiniz gibi insanlar etinden, dişinden, tırnağından bunu alarak yapıyorlar. Peki böyle bir evin maliyeti nedir? Birazcık da maliyetleri konuşmak istiyorum aslında. Şimdi biz
Türkiye genel çalışan bir firmayız. Türkiye genel çalıştığımız için de Türkiye'nin hemen hemen her noktasında şantiyelerimiz devam ediyor. Şu an deprem bölgesinde de çalışıyoruz. Karadeniz bölgesinde de çalışıyoruz. Batı Trakya'da da çalışıyoruz. Ama biz artık bu bölgede, Muğla bölgesinde bir deprem olacağının öngörüsü yıllardır var. Burada bir fay hattı var ama burada çelik konstrüksiyon dediğimiz hafif çelik sistem evler yaygın olmadığı için bu bölgeye geldik. İnsanlar huzurla uyuyabilsin. İnsanlar çocuklarının geleceklerini garanti altına alabilsin diye bir kampanya başlattık. Ve burada tek katlı binalarımız 11.500 TL metrekare fiyatı, iki katlı binalarımız 12.500 TL metrekare fiyatı olarak bir fiyatlandırma çalışması yaptık. Çok cüz'i bir kar ile kaliteli binaları müşterilerimize buluşturmaya çalıştık. Yani metrekaresi 11.500'den ben paramı peşin bir şekilde geliyorum, veriyorum ve ortalama 25 gün içerisinde de evimi teslim alıyorum. Doğru mudur? Şöyle düşünün, yine söylüyorum bunu. Bizde peşin yine yoktur. O konuda da yine bir şeylere değinelim. Bizde müşteri güveni çok önemli. Onlar bizi tanımıyor, biz onları tanımıyoruz. Her şey sözleşmeyi yapıyoruz. Sözleşmeyi yaptığımız takdirde projemiz çiziliyor, tamamlanıyor. Önden bir peşinat alıyoruz. Almış olduğumuz peşinatta çeliklerimizin üretimi tamamlanıyor. Çeliklerin montajı için ekip buraya geliyor. Çeliklerimiz geldikten sonra ikinci miktar ödemeyi alıyoruz. Burada hem müşterinin güvenini kazanmış oluyoruz hem de biz kendimizi güven altına almış oluyoruz. Çok güzel. İşin özeti, bir ay içerisinde tüm projemizi bitiriyoruz. Bir ay içerisinde de tüm paramızı alıyoruz. Çok güzel. Bu şekilde, gayet güzel. Yani hızlı bir şekilde yapıyoruz. Pratik oluyor. Bu binalar depremde yıkılmaz. 9 büyüklüğündeki depreme göre statik hesap yapılıyor ve kesinlikle yıkılmaz bir binalar yapıyoruz biz burada. Tabii biz kesinlikle yıkılmaz diyoruz ama bunda su basman beton dediğimiz betonun çok önemli olması gerekiyor. Bunlar bizim projemiz dışında yapılmaması gerekiyor ve bizim verdiğimiz direktifler doğrultusunda yapılması gerekiyor. Biz binamıza garanti veriyoruz. Onlar da su basman betonuna garanti verdiği müddetçe bu binalar Allah'ın izniyle hiçbir şekilde yıkılmaz. Müşterimiz burada yatak odasını ayrı, giyinme odasını ayrı ve ebeveyn banyosunu ayrı olarak düşündü. Biz ona göre projesini çizdik. Ona göre imar uygulaması yapıldı, ruhsatlandırılması yapıldı ve ona göre biz bu binaya başladık. Şu anda da binamızın bugün 3. günümüz ve %70 kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Yani gerçekten ben de geldiğimden beri ekipteki buradaki çalışan arkadaşları da gördüm. Gerçekten çok hızlı, çok dikkatli bir şekilde bu işi yürütüyorlar. 3 yani güne böyle bir bina dikmek gerçekten büyük bir başarı şahsımca. Özellikle belki de işleri biraz daha hızlı yürüsün isteyenler varsa bu tercihlerde de yine bulunabilirler. Belki bir an önce kendine ait bir yere, bir araziye ev yapmak isterse. Peki ben bir şey değinmek istiyorum. Muğla Milas bölgesinde şimdi dedik ki biz bunu iki katlı da yapabiliriz dedik, evet, değil mi? Evet, evet. Buradaki detaylara da değinebilir miyiz? Yani iki katlı olunca ne farklı oluyor? İki katlı olduğu takdirde binamızın tüm taşıyıcı sistemi değişiyor. Şimdi iç duvarlar 9 santim dediğimiz bu duvarların milimleri artıyor. 1.2 milime çıkıyor. Çatı makaslarının milimleri artıyor. Taşıyıcı sisteme göre onların milimleri artıyor. Ona göre yapılıyor. Ve tüm duvarlar 14'lük sisteme gelmiş oluyor. Yani 14 santim olmuş oluyor. 14 santim olduktan sonra ara kat dediğimiz binanın üst katına çıkabileceğimiz taşıyıcı sistem kirişleri gelmiş oluyor. Taşıyıcı sistem kirişleri geldikten sonra da zaten binanın ikinci katına rahatlıkla çıkabiliyoruz. Herhangi bir ses gelmez, şop atabilirler üst katta, izolasyonda problem yaşamazlar, sallanma olmaz, duvarların arasında esneme olmaz. Bizim yapmış olduğumuz sistemlerde aslında şu çok önemli. Biz statik hesap yapmadan, binanın taşıyıcı sistemini çözmeden üretmiyoruz, yerine montaj yapmıyoruz. Bizde tercih para değildir. Bizde tercih kalitedir. Sağlamlık önemlidir çünkü biz garantili iş yapıyoruz. Garantiyi de verirken de kendimize güveniyoruz. Çünkü bu isim kolay bir isim değil. Yaklaşık olarak 15-16 yıl bitirdik, 17. yılımıza giriyoruz. Ve bu 17 yıllık süreçte bir tane müşteri şikayeti almadık. Ben şunu gözüme çarpmışken değinmek istiyorum. Burada tesisat delikliklerini görüyorum herhalde, değil mi? Evet. Buradaki evin elektrik su tesisatı, bu evlerde nasıl bir sistem var onu da bir anlatabilir misiniz? Roll form dediğimiz makinamızda bu binanın çelikleri üretilirken binanın çeliğinin arasında tesisat borularının geçebileceği çapta delikler bırakılıyor. Bu deliklerin içerisinden elektrik tesisatı, su tesisatı, kalorifer tesisatı dediğimiz bölgelere göre konuşuyorum. Sizin bu bölgenizde kalorifer tesisat uygulaması şu anda yok ama bunların tamamı buradan geçiyor. Hiçbir şekilde elektrik hattında problem yaşanmıyor. Yangına dayanımlıdır, suya dayanımlıdır, ısı izolasyonuna dayanımlıdır. Tüm hatlar çeliklerin içerisinden geçtikten sonra biz kapatmalar yapıyoruz. Burada hataya meyil yok. Her şey proje noktasında nokta nokta her detay işlenerek yapılan binalardır. Usta geldi, ben buraya kapıyı koyacağım ama kapının ölçüsü olmadı, duvarı kırayım. Bizde öyle bir şey yok. Net ölçüdür, koyabilir. Elektrik tesisatı nereden geçti bilmiyorum diye bir şey yok.
Hepsinin istikameti bellidir. Su tesisatında nereden geçecek boru? Acaba burada sıkıntı mı var? Nere tıkanma yaptı? Böyle bir şey yok. Her şey sistematiktir. Yani puzzle'ın bir parçaları gibi düşünebilirsiniz bu binaları. Ve bu binalarda da birçok müşterimizle de aynı problemi yaşadık. Beton binalar ile kıyaslandığında elbette görünüşe baktığınızda teneke yandırabilir bir görüntü var. Bunu görüyorlar. Ama yerine gelip baktıklarında bunun teneke olmadığını, bunun ham demirin galvanizle işlenerek, galvanizle karışımları yapılarak üretilebilen yerli çeliktir. Erdemir'den gelen yerli çeliktir. Ve bu çelik bu şekilde kullanılarak üretiliyor. Evet, şu anda da binanın salonundayız. Bu salonun ayrıca benim dikkatimi çeken özelliği gerçekten yüksek olması. Betonname binalara göre bir tık daha yüksek olan. Burada hem şunu sormak istiyorum. Buradaki salon neden bu kadar yüksek? Bu kadar yüksek yapabiliyor muyuz? Birincisi bu. İkincisi, ahşap, beton ve sizin binayı karşılaştırdığımızda buradaki farklılıklar nelerdir? Şimdi bizde yükseklikte problemimiz yok. Müşteri ne kadar yüksek isterse ona göre statik yapılıyor. Statiğe göre de taşıyıcı özelliklere göre de yükseklik yapabiliyoruz. Müşterimiz burada, ben de tavan istemiyorum. Tavan istemiyorum dediği için çatı kirişleri yaparak biz bu binayı taşıttık. Burada da müşterimiz tavana baktığı zamanlarda daha bir ferah, daha bir geniş bir salon istedi. Ve biz bu doğrultuda statiği yaparak bu şekilde yaptık. Normalde bu binaları ahşaptan da yapabilirsiniz. Lakin ahşap doğal özelliği olarak reçine dediğimiz, hani bal diyoruz ya biz, sürekli kusma yapacağı için her yıl bakım yapılması gerekiyor. Her yıl verniklenmesi gerekiyor. Bakımı da çok zor olduğu için tercih kısa sürede kullanılabilir alanlarda yapılabiliyor. Böyle binalarda biz yine ahşap dokusu olan fiber sement dediğimiz, çimento esaslı yongalayfa dediğimiz bu malzemeyi yine test kaplama yaparak, aynı görüntüyü vererek, aynı özelliği sağlayarak müşterimize yine sunabiliyoruz. Beton binaya baktığımızda, beton binalarda da genellikle böyle bir yapılarda çatılar yine çeliktir. Betona çelik alaşım katılarak, çelik entegre edilerek çatılarımız yine bu şekilde yapılabiliyor. Çünkü bu açıklıkta betonda yapmanız mümkün değil. Yaparsınız ama esner. Çelik sünektir, çelik süreklidir, çelik mukavemeti daha güzeldir. Ve o yüzden en çok tercih edilebilen bu binalarda hafif çelik sistemlerdir. O yüzden şunu diyoruz insanlara. Bugün konut fiyatlarında baktığımızda, bugün 3 artı 1 bir binanın maliyetini Milas'ta, Muğla'da, ben size sorayım, 3,5-4 milyon, 5 milyon liraya kadar gidebiliyor bir bina. Evet. Ama bizim bir binamız, bugün 3 artı 1 binamız 1,5 milyon maksimum fiyatı var. Yarı yarıya ve siz yarı yarıya almış olduğunuz bu evi istediğiniz her özellikte, istediğiniz dizaynda, istediğiniz tasarımda 20 günde teslim ediyoruz. Evet Fatih Bey, yavaş yavaş veda ediyoruz. Veda etmeden önce TV48 takip edenlerine, potansiyel müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Biz bu bölgedeyiz. Yaklaşık 3 projemizi de 2 ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Lakin bu bölgede de bazı esneklikler yaparak süreci uzatabiliriz. Bu bölgede yerleşmeyi de düşünebiliriz. Çünkü Milas'ı çok sevdik, Muğla'yı çok sevdik. İklim koşulları çok güzel, çalışılabilir bir ortam var. Ve bu bölgede hafif çelik ev düşünen, çelik ev düşünen tüm müşterilerimiz şantiyelere gelip bizim bu evleri nasıl yaptığımızı yerinde görmelerini istiyoruz. Ve fiyatımız kampanyalıdır. Aralık 15'e kadar gelip bu kampanyalı fiyattan faydalanmalarını istiyoruz. Gelsinler görsünler. Çaylarını alıp burada gelip sizinle sohbet edip etrafı gezebilir. Aynı bize anlatmış olduğunuz gibi onlara da her şeyi anlatabilirsiniz değil mi? Sıkıntı yok. İlla evi bizden almaları şart değil. İlla da ev almaları şart değil. Gelirler, binamızı anlatırız. Bu teknik, teknoloji detaylarını anlatırız. İfadelerimizi veririz. Sonrasında hiç önemli değil ev almaları. Bir selfie çekiniriz. Bizim için de hatıra olmuş olur. Yine güler yüzümüzle o insanları uğurlamış oluruz. O zaman biz veda ediyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Hadi. Evet değerli TV48 izleyenleri, Muğla Emlak Piyasası'nın ilk bölümünde sevgili Fatih Doğmuş'la birlikteydik ve Fado Prefi'nin yapmış olduğu hafif çelik binayı incelemiş olduk. Gerçekten de anlattığınıza göre çok hafif değil bu bina anladığımız kadarıyla. Gerçekten kaliteli ve uzun yıllar vaat eden bir proje. Daha fazla detayları öğrenmek isterseniz kendilerinin sosyal medya hesaplarına sizlere ulaşabilirler. Telefon numaralarına sizlere ulaşabilirler. En kötü şu anda yatağın tuzağı battı. Gelip bu projeyi görebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.